Merhaba şifdeletlet izleyenleri. Bu nasıl yapılır videomuzda macOS işletim sistemini kullanan cihazları nasıl format atacağınızı sizlere gösteriyoruz. MacBook, iMac, Mac Pro gibi cihazlarda bu tip işlemleri yapıyoruz. Çok kolay bir şekilde format atılıyor. Nasıl atılıyor? Ben sizlere göstereceğiz. Cihazı kapatıyoruz. Cihazı kapattıktan sonra şuradaki güç butonu CMD ve R tuşlarına aynı anda basarak cihazı açıyoruz. Bir tane Apple logosu çıkana kadar basılı tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Güç tuşuyla CMD ve R tuşunu aynı anda bastıktan sonra güç butonuna elinizi çekiyorsunuz. CMD ve R'ye basılı tutmaya devam ediyorsunuz. Burada boot ekranı sonuna kadar gidiyor. Bu boot ekranı sonuna kadar gittiği zaman Apple'ın disk aracı karşımıza gelecek ve daha sonra işlemleri oradan devam edeceğiz. Türkçe kurulumu olduğu için OSX izlenceleri karşımıza çıkıyor. Buradan disk izlencesine giriyoruz çünkü bilgisayarımıza format atmak istiyoruz. Burada macOS sürümünün kurulu olduğu Macintosh HDD'yi görüyoruz. Burada disk var. Sil diyeceğiz. Burada şu şekilde silebiliyoruz. Yeniden sildik ve format atılıyor. Evet arkadaşlar, burada kurulum tamamlandıktan sonra burayı kapatıyoruz. Daha sonra OSX'i yeniden yükle diyoruz. Yani diskimizi formatladık. Yeniden bir format attık. Yani bir formata soktuk. Ondan sonra OSX'i yeniden yükle seçeneğine tıklıyoruz. Bunu yapmanız için internete bağlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü internetten Yosemite'nin yeni sürümünü indireceğiz. Sürdür diyoruz. Sürdür diyoruz. Burada bir kullanıcı sözleşmesi var. Bunu kabul ediyoruz. Daha önce formatladığımız diske seçip yüklüyoruz. Apple Store'a giriş yapmanız gerekiyor. Kullanıcı ID'nizi gireceğiz. Apple Store bilgilerimizi girdik ve şu anda OSX'in yeni sürümü indiriliyor. İnternet bağlantısına göre değişmekle beraber şu anda 45 dakika, 41 dakika kaldı diyor. 36 dakika. Yani internetten veri indiriyor. Burada artık internet gücüne bağlı. Veriler indikten sonra bilgisayarı tekrardan başlatacağız ve kurulum olacak. Ondan sonra tekrardan bilgisayarı ilk aldığınız gibi kurulumu yapıp kullanıma başlayacaksınız. Evet arkadaşlar, şu anda OSX kuruldu. İlk defa bir Mac bilgisayarı açtığınızda karşınıza çıkan kurulum ekranı şu anda bizim karşımıza geldi. Artık işletim sistemi kuruldu, sadece son ayarları yapıyoruz. Dil ayarlarını yapıyoruz. Klavye seçeneğimizi yaptık. Buradan cihazımızı internete bağlayacağız. Eğer daha önce bir başka bilgisayar kullanıyor, yani bu bilgisayar Windows ya da Mac de olabilir, bilgisayarınıza bilgi aktarabilirsiniz. Şu anda bir şey aktarmıyoruz. Apple kimliğine daha sonra giriş yaparız. Sürdür diyoruz. Atla diyoruz. Kabul ediyoruz. Burada bir hesap adı yapıyoruz. Şimdi sürdürelim. Yok. Evet arkadaşlar, kurulum ekranı tamamlandı. Şu anda ayarlarımız yapılıyor ve işletim sistemi açılıyor. Yeni temiz bir kurulumla yolumuza devam edeceğiz. Bir başka nasıl yapılır videosuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.